Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu. Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz. Aranan yaş şartı ise düşüş gösterebiliyor. Sosyal güvenlik sistemi ile emekli olmak isteyenlerin 58-60 yaşlarını beklemek ve 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Ancak alternatif emeklilik sistemi BES ile bu şart değişiklik gösterebiliyor. Üstelik ayda 100 TL ödeyerek bu hakkı elde edebiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. BES ile süreç 10 yılda tamamlanıyor. Sunulan imkan hakkında detayları videomuzda sizler için derledik değerli izleyicilerimiz. Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 sonrası işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 yıl çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira öderseniz bile hakkınız bulunuyor. Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zaman merak ederken emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde etmiş oluyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşında emekli olma durumu söz konusu oluyor değerli izleyicilerimiz. Ancak bireysel emeklilik sisteminde bu durum böyle değil ayda 100 lira bile ödeyerek emekli olma şansına sahipsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kadınlar da 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7000 günde prim ödemek lazım. 3 maaş 2 tazminat hakkı. Ülkemizde tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz bireysel emeklilik sistemi BES devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES vasıtasıyla çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup da daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar. Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. Besten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor. %25 devletten BES katkı payı veriliyor değerli izleyicilerimiz. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz. 1000 lira da ödem 1000 lira da ödeyebilirsiniz. Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı artmış olacak. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun %25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor. Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor. Çocuklar da sisteme dahil olabiliyor. Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başlandı. Böylece küçük çocuklar için bir kumbara hesabı şeklinde işlem görmeye de başladı değerli izleyicilerimiz. Ne yapmak lazım? Bireysel emeklilik sistemine girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da 3 aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir. Ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim açarsanız beğenir, e, teşekkür ediyoruz. Bir de beğen tuşuna basarsanız yine memnun olurum. Hoşçakalınız. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye 5700 TL, maaş, promosyon ve ikramiye. Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda iki kez bayram ikramiyesi, üç yılda bir promosyon imkanı sağladı. Taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar en az 1500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlananlar promosyonu alabiliyor. Ayrıca bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Başvuranı alacak 3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı maaşı 1500 ile 2500 lira arasında olanlara da en az 625 lira. 2500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon 2000 liraya kadar çıkıyor. Bayram ikramiyesi de 1100 lira. Şimdi emekli olan promosyonunu hemen ilk ikramiyeyi ise önümüzdeki yıl alacak. Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 1100 er lira ikramiye ceplere girecek. Promosyon peki nasıl alınıyor? Emeklilik başvurusu yapılırken banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Bu şekilde bankasını seçen emekli aylığı bağlanır bağlanmaz 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor. Bunlara dikkat edelim değerli izleyicilerimiz. Yüksek promosyon almak için şunlara dikkat edin. Bazı bankalar da şartsız tutarı arttırıyor. Bu bankaları seçebilirsiniz. Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor. Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa bunu da değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız ne oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11595 üreticiye 20.447.272 lira Büyükbaş damızlık hayvan düve alım desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun dedi değerli seyircilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tasarı son aşamada esnafa vergi muafiyeti, youtuberlara kolaylık geliyor değerli izleyicilerimiz. AK Parti'nin vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Buna göre cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnafın vergiden muaf tutulması planlanıyor. Diğer yandan internet üzerinden para kazanan youtuberlara da vergi kolaylığı getiriliyor. Değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz Mart ayında ekonomi reform paketi açıklanmıştı. Pakette esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğu söylenmişti. E, NTV'nin haberine göre 56 maddelik teklifin önce MHP'ye sunulması ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Teklifte yer alan bazı maddelerin içeriği şu şekilde. Youtuberlara vergi kolaylığı İnternet üzerinden para kazanan başta youtuberlar olmak üzere kişilere vergi kolaylığı getiriliyor. YouTuberların defter tutma zorunluluğu kaldırılıyor. Vergi mükellefleri olmaları sağlanarak yeni düzenleme ile YouTuberlardan bankalara yatan paralardan doğrudan stopaj kesilecek. Böylece vergi sorumlusu banka olacak. Kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek. Mesela %15 gibi bir e, oranda para kesilecek. Mesela 1000 lira yattıysa 150 lirası kesilecek direkt bankadan vergi olarak. Diğer bir madde staj ücretini devlet ödeyecek. Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine işveren tarafından ödenen paraların tamamını devlet ödeyecek. Rakamın 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9, 10, 11, 12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının 3'te ikisini işveren ödüyordu. Artık tamamını devlet ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Evet, yeni vergi tasarısının kolaylıklarına devam edelim. Yılda 3 kez geçici beyanname veriliyordu. Ee, geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu. Burada bir değişikliğe gidiliyor. Yılda 4 kere değil, 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor değerli izleyicilerimiz. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak, vergi alınmayacak. Cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Başvuranın cebi rahatlayacak. Bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. PTT üzerinden anında alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. E, bu sene yapılan zamla birlikte 864 liraya yükseldi. Devlet herhangi sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmayı sürdürüyor. Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Yaşlık aylığında eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olana aylık bağlanıyor. Hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor. Sosyal yardım ödemesi için başvuru detaylarını videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 2048'de yaşlar eşitlenecek. Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanların ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Erken yaşlananlara 55 yaşını doldurması ve 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlık aylığı bağlanıyor. Kadın ve erkekte yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı 2048'de eşitlenecek. Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin bağlanma şartlarından toptan yaşlık ödemesine kadar birçok başlıkta merak ettiklerine cevap veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Birincisi yaşlık aylığı nedir? Kimler alabilir? Yaşlık aylığı yani 65 yaş aylığı hiçbir geliri güvencesi olmayan 65 yaşını dolduran vatandaşlara veriliyor. Hiçbir sosyal güvencesi geliri olmayan 65, yaşı, 65 yaşını dolduran nafaka almayanlar yaşlık aylığı almaya hak kazanır. 2. Yaşlılık toptan ödemesi nedir? Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. 3. Yaşlılık aylığı nasıl bağlanıyor? Yaşlılık aylığı için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Formlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabilir. Aylık gelir muhtaçlık sınırının altında olmalıdır. 4. Aylık bağlanmada evdeki bütün bireylerin geliri mi dikkate alınıyor? 65 yaş yaşını dolduran muhtaç, güçsüz, kimsesiz kişilere aylık bağlanması için eşinin ve kendisinin gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Evde yaşayan torunun işe girmesi aylık bağlanmasını engellemiyor. 5. Emekli geri ödemesi yani toplam ödeme için yaş koşulu var mı? Ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa Yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alabilirsiniz. Erkek çalışanların 60, kadınların 58 yaşını doldurması gerekiyor. Altıncı sorumuz toptan ödemede sigorta kolları açısından koşullar değişiyor mu? Bağ kurulu olup çalıştığı işten ayrılan, iş yerine katan primleri iade alabilir. Yasada belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malüllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan da bu haktan yararlanabilir. 7. Memurlar da adına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabilir mi? Prim iadesi imkanından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına bağ kurulu olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, bağ kurulu çalışanların da işin iş yerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri biliyorlar değerli izleyicilerimiz. Peki devam edelim. Yaşlılık toptan ödemesinin ihyası için ne yapmak gerekiyor? Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar ihya için yazılı müracaat edebilir. 9. Genel sağlık sigortası primleri de toptan alınabilir mi? kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigorta primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir. Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılar, gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar 55 yaşını doldurma ve en az 5400 gün prim ödemesi koşuluyla emekli aylığına hak kazanır. Sigortalının vefatı durumunda ailesi yaşlılık toptan ödeme imkanından yararlanır mı? Sigortalı vefat etmişse geride kalanlar da yaşlılık toptan ödemesi imkanından yararlanabilir. İade tutarı kurumun her yılın gerçekleşen güncelleme kat sayısı uygulamasına göre gerçekleştirilir. Çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması hesaplamanın dışında. Bu yıl için ödenen yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 2021 yılında asgari ücrete yapılan zamın ardından... 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Yaşlılık maaşına başvuru için gereken evraklar nelerdir? Vatandaşların kimlik, 2 adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesi gerekiyor. Yaşlık aylığı hangi bankaya yatırılır? İlk defa bağlanan gelir, aylıklar ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığıyla ödenir. Yaşlık aylığı ne zaman yatar? Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir, aylıkları, tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26. günleri arasında 10 günde ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Başvuranın cebi rahatlayacak. Bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Peti de üzerinden anında alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. E, bu sene yapılan zamla birlikte 864 liraya yükseldi. Devlet herhangi sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmayı sürdürüyor. Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Yaşlık aylığında eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden düşük olana aylık bağlanıyor. Hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor. Sosyal yardım ödemesi için başvuru detaylarını videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 2048'de yaşlar eşitlenecek. Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanların ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Erken yaşlananlara 55 yaşını doldurması ve 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlık aylığı bağlanıyor. Kadın ve erkekte yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı 2048'de eşitlenecek. Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin bağlanma şartlarından toptan yaşlık ödemesine kadar birçok başlıkta merak ettiklerine cevap veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Birincisi yaşlık aylığı nedir? Kimler alabilir? Yaşlılık aylığı yani 65 yaş aylığı hiçbir geliri güvencesi olmayan 65 yaşını dolduran vatandaşlara veriliyor. Hiçbir sosyal güvencesi geliri olmayan 65, yaşı, 65 yaşını dolduran nafaka almayanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanır. 2. Yaşlılık toptan ödemesi nedir? Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. 3. Yaşlılık aylığı nasıl bağlanıyor? Yaşlık aylığı için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Formlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabilir. Aylık gelir muhtaçlık sınırının altında olmalıdır. 4. Aylık bağlanmada evdeki bütün bireylerin geliri mi dikkate alınıyor? 65 yaş yaşını dolduran muhtaç, güçsüz, kimsesiz kişilere aylık bağlanması için eşinin ve kendisinin gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Evde yaşayan torunun işe girmesi aylık bağlanmasını engellemiyor. 5. Emekli geri ödemesi yani toplam ödeme için yaş koşulu var mı? Ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alabilirsiniz. Erkek çalışanların 60, kadınların 58 yaşını doldurması gerekiyor. Altıncı sorumuz toptan ödemede sigorta kolları açısından koşullar değişiyor mu? Bağ kurulu olup çalıştığı işten ayrılan, iş yerine katan primleri iade alabilir. Yasada belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malüllük ve yaşlık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan da bu haktan yararlanabilir. 7. Memurlar da adına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabilir mi? Prim iadesi imkanından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına bağ kurulu olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, bağ kurulu çalışanların da işin iş yerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri biliyorlar değerli seyircilerimiz. Peki devam edelim. Yaşlılık toptan ödemesinin ihyası için ne yapmak gerekiyor? Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar ihya için yazılı müracaat edebilir. 9. Genel sağlık sigortası primleri de toptan alınabilir mi? Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigorta primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir. Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılar, gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar 55 yaşını doldurma ve en az 5400 gün prim ödemesi koşuluyla emekli aylığına hak kazanır. Sigortalının vefatı durumunda ailesi yaşlılık toptan ödeme imkanından yararlanır mı? Sigortalı vefat etmişse geride kalanlar da yaşlılık toptan ödemesi imkanından yararlanabilir. İade tutarı kurumun her yılın gerçekleşen güncelleme kat sayısı uygulamasına göre gerçekleştirilir. Çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması hesaplamanın dışında. Bu yıl için ödenen yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 2021 yılında asgari ücrete yapılan zamın ardından... 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Yaşlılık maaşına başvuru için gereken evraklar nelerdir? Vatandaşların kimlik, iki adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesi gerekiyor. Yaşlık aylığı hangi bankaya yatırılır? İlk defa bağlanan gelir, aylıklar ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığıyla ödenir. Yaşlık aylığı ne zaman yatar? Hizmet akti kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir, aylıkları, tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ile 26. günleri arasında 10 günde ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberler ulaşmadığına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Dikkat evde bakım yardımı ödemeleri Bugün yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık, engelli ve aileleri için 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz dedi izleyicilerimiz. Yani 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ödemeler başladı. Bakan Yanık, engelli ve aileleri için 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün yani 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımız hesaplarını kontrol edebilirler. Banka veya PTT'den çekiyorlarsa PTT'den hesaplarını kontrol edebilirler. Bugün itibariyle başladı. Hayırlı olsun. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olmayı ve özellikle bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Urban Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi. Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi Değer izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set, yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz, önemli bir haber. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Urban Bakanı Bekir Pak Demirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi: "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set, yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık, Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek, Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım sigortaları havuz işletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi değer izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz milyonlarca emekliye müjde. 1750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor. Şimdi bu konuda sizlere detaylı bilgi vereceğiz videomuzda değerli izleyicilerimiz. 1750 liraya varan fırsatlar var. Biliyorsunuz, emekli olan vatandaşlarımız bankalara gidip 3 yıl maaşımı sizden alacağım şeklinde bir taahhüt verdiğinde banka bir promosyon ödemesi yapıyor ve bu promosyon ödemesi de emeklerimizi rahatlatan bir ek gelire dönüşüyor. Zaman zaman bankalar bu promosyon miktarlarını güncelliyorlar. Şimdi sizlere en güncel haliyle hangi banka ne kadar veriyor bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. 1750 liraya varan fırsatlar var. Akbank banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1200 lira, 1500 lira ve 1750 lira promosyon imkanı veriyor Akbank. Kampanya dikkat 30 Eylül'e kadar devam ediyor değerli seçicilerimiz. İnege Bank 1500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 675 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında olanlara 850 lira ve 2500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1000 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Denizbank aylık 1500 liranın altında maaşı 675 lira. 1500 ile 2500 arasında olanlara 850 lira. Maaşı 2500 lira üzerindeyse 1000 lira ödüyor. Kampanya 31 aralığa kadar sürüyor. Garanti BBVA 1500 liraya kadar emekli maaşı olana 1000 lira. 1500 ile 2500 arasında olana 1250 lira. 2500 liranın üzerinde maaşı olanlara da 1500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor Garanti Bankası. Emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklere davet edenler ise her davet için Garanti Bankası'ndan 150 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor. İş Bankası 1500 liradan düşük maaş için 750 lira, maaş aralığı 1500 ile 2500 arasında olanlara 875 lira, 2500 liranın üzerinde maaş varsa 1000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Yapı kredi emeklerin bir aylık net maaşı 2500 lira ve üzerinde ise 1750 lira. 1500 ile 2500 arasında ise 1500 lira ve 1500 ile 1500 liraya kadarsa 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. TEP Türkiye Ekonomi Bankası maaşı 1500 liraya kadar olan emekli 1000 lira. 1500 ile 2500 lira arasında maaşı olan 1300 lira. Maaşı 2.500 liranın üzerinde olan ise 1.600 lira promosyon alıyor. Kampanya 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor. QNB Finansbank. Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 arasında olana 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana 1.600 lira ödemesi yapıyor değerli izleyicilerimiz QNB Finansbank. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımız tabii ki bunları değerlendirip kendilerine göre en uygun bankayı bulup ona göre taşımaları gerekiyor ve böylece ek gelir elde etmeleri gerekiyor. Devam edelim değerli izleyicilerimiz. Ee, i̇ş Bankası 1500 liradan düşük maaş için 750 lira, maaş aralığı 1500-2500 lira olana 875 lira, 2500 liranın üzerinde ise 1000 lira veriyor iş Bankası. Yapı kredi. <laughs> evet emeklerin bir aylık net maaşı 2500 lira ve üzerinde ise 1750 lira. 1500 ile 2500 lira arasında ise 1500 lira. Ve 1500 liraya kadarsa 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor değerli izleyicilerimiz. Türkiye Ekonomi Bankası e, 1500 liraya kadar 1000 lira, 1500-2500 lirasına 1300 lira, maaşı 2500 liranın üzerinde olana da 1600 lira veriyor. Kampanya 24 Mayıs 2001 Tarih itibariyle yeni edinilen emekli maaş müşterilerine kapsıyor değerli izleyicilerimiz. Şekerbank 1500 liradan daha az olan emekli maaşı için 1250 lira, 1500 lira ile 2500 lira maaşa 1500 lira ve 2500 lira ve üzeri maaş için ise 1750 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek. FIBA Banka maaşı 1500 liraya kadar olana 500, 1500-2500 arasına 625, 2500 üzerine 750 lira. Kuvvet Türk 1500'e kadar maaş olanlara 750, 1500-2500 arasına 875, 2500 lira üzeri maaş alanlara 1000 lira vermiş oluyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoşgeldiniz. Son dakika haberi indirimli emeklilik müjdesi. 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek değerli izleyicilerimiz. Bir ay daha uzatılan yapılandırma kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Geçmiş Bağkur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Resmi gazetede yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyanı ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 7.326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, sosyal güvenlik kurumuna, SGK, belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılandırılabilecek. Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecekler? Ağustos'un 31'inde sona son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Değerli izleyicilerimiz, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor. Kredi ile emekliliğin detaylarını değerli izleyicilerimiz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağkur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya, yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyorlar. Güncel ücretten değil. Geçmişte Bağkur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen, yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel askeri ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda 1234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle ile dondurulan primler canlandırılabilecekler. İhya ödemeleri de herhangi bir indirim uygulanmayacak. Rakam 3'te birine iniyor. Örneğin Ocak 2009 ila. Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan bağ kurulunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak 20 bin lira cepte kalacak. Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak. Bankadan kredi var. İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt banka tarafından SGK'ya aktarılacak. Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak. Çekilen kredinin taksitleri 36 ay ile emekli maaşından düşülerek ödenecek. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen özellikle beğen tuşuna basınız ki bu faydalı bilgiler birçok kişiye YouTube tarafından öncelensin, ulaştırılsın. Kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye bayram havası estirecek. SSK, SGK, Bağkur, memur emeklisine zam ve fark 3440 TL'ye. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamlar açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaş zammının yanında enflasyon farkı da ufukta görüldü. İki yılda bir yapılan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oluyor. Maaş zamları sonrasında Ocak ve Temmuz ayında tutarlar ceplere konuyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Vatandaşlar farkların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Emekliye bayram havası estirecek SSK, SGK, Bağkur, memur emeklisine zam ve fark değerli izleyicilerimiz. 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 yılı için ise %8 artı 6 olmak üzere maaşlarda 2 yıl içinde kümülatif %28.62'lik bir artış olacak. Eğer zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarının üstüne çıkarsa tutar vatandaşlara fark olarak ödenecek. Peki ne zaman netleşecek bu? Şimdi Ocak 2022'de açıklanacak. Geriye dönük 6 aylık enflasyonun %3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan %5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon %1.12 oldu. Temmuz'da enflasyon %1.80 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %15.78, yurt içi üretici fiyatları %31.34 arttı. Aylık bazda TÜFE %1.12, Yİ-ÜFE %2.77 artış kaydetti. TÜFE Ağustos'ta geçen yılın Aralık ayına göre %11.65, geçen yılın aynı ayına göre %19.25 yükseldi. YI üfe ise Aralık 2020'ye göre %28.51, geçen yılın Ağustos ayına göre %45.52 artış gösterdi. Şimdiden %2.92. Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam %2.92 yapıyor. %3 için sadece 0.08 gibi çok çok küçük bir fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa Ocak'ta 5,5 milyon memur ve memur emeklisine zam dışında ayrıca fark da yansıtılacak ve maaşlara %5'in üzerine zam yapılacak değerli izleyicilerimiz. Toplu sözleşme ile yeni maaşlar belli olmuştu. Yasalara göre memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle ile 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz'da maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Memur ve emeklisi 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı içinde de %3 artı 3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. Bu toplu sözleşmeye bağlı son zam geçen Temmuz'da maaşlara yansıtılmıştı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve özellikle bildirim zilini açarsanız anında bilgiler cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Lütfen yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Merhabalar değerli izleyicilerimiz bir son dakika haberi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli yazılı açıklamasında şunları kaydetti. Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11.595 üreticiye 20.447.272 lira, Büyükbaş damızlık hayvan düve alım desteği kapsamında 30 üreticiye 1.480.000 lira olmak üzere toplam 21.927.272 liralık destekleme ödemesi, bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tasarı son aşamada esnafa vergi muafiyeti... YouTuber'lara kolaylık geliyor değerli izleyicilerimiz. AK Parti'nin vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisinde düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Buna göre cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnafın vergiden muaf tutulması planlanıyor. Diğer yandan internet üzerinden para kazanan youtuberlara da vergi kolaylığı getiriliyor. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz Mart ayında ekonomi reform paketi açıklanmıştı. Pakette esnafı ilgilendiren bir vergi muafiyeti düzenlemesinin bulunduğu söylenmişti. E, NTV'nin haberine göre 56 maddelik teklifin önce MHP'ye sunulması ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Teklifte yer alan bazı maddelerin içeriği şu şekilde. Youtuberlara vergi kolaylığı. İnternet üzerinden para kazanan, başta YouTuber'lar olmak üzere kişilere vergi kolaylığı getiriliyor. YouTuber'ların defter tutma zorunluluğu kaldırılıyor. Vergi mükellefleri olmaları sağlanarak yeni düzenleme ile YouTuber'lardan bankalara yatan paralardan doğrudan stopaj kesilecek. Böylece vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek. Mesela %15 gibi bir e, oranda para kesilecek. Mesela 1000 lira yattıysa 150 lirası kesilecek direkt bankadan vergi olarak. Diğer bir madde staj ücretini devlet ödeyecek. Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine işveren tarafından ödenen paraların tamamını devlet ödeyecek. Rakamın 1000 liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9, 10, 11, 12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak. Ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının 3'te 2'sini işveren ödüyordu. Artık tamamını devlet ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Evet yeni vergi tasarısının kolaylıklarına devam edelim. Yılda 3 kez geçici beyanname veriliyordu. Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir, yılda 4 kez veriliyordu. Burada bir değişikliğe gidiliyor. Yılda 4 kere değil, 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Çiftçiye vergi indirimi geliyor değerli izleyicilerimiz. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak, vergi alınmayacak. Cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Başvuranın cebi rahatlayacak. Bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. PTT üzerinden anında alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. E, bu sene yapılan zamla birlikte 864 liraya yükseldi. Devlet herhangi sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmayı sürdürüyor. Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Yaşlık aylığında eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden düşük olana aylık bağlanıyor. Hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor. Sosyal yardım ödemesi için başvuru detaylarını videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 2048'de yaşlar eşitlenecek. Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanların ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Erken yaşlananlara 55 yaşını doldurması ve 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlık aylığı bağlanıyor. Kadın ve erkekte yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı 2048'de eşitlenecek. Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin bağlanma şartlarından toptan yaşlık ödemesine kadar birçok başlıkta merak ettiklerine cevap veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Birincisi yaşlık aylığı nedir? Kimler alabilir? Yaşlılık aylığı yani 65 yaş aylığı hiçbir geliri güvencesi olmayan 65 yaşını dolduran vatandaşlara veriliyor. Hiçbir sosyal güvencesi geliri olmayan 65, yaşı, 65 yaşını dolduran nafaka almayanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanır. 2. Yaşlılık toptan ödemesi nedir? Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. 3. Yaşlık aylığı nasıl bağlanıyor? Yaşlık aylığı için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Formlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabilir. Aylık gelir muhtaçlık sınırının altında olmalıdır. 4. Aylık bağlanmada evdeki bütün bireylerin geliri mi dikkate alınıyor? 65 yaş yaşını dolduran muhtaç güçsüz kimsesiz kişilere aylık bağlanması için eşinin ve kendisinin gelirinin Asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Evde yaşayan tordonun işe girmesi aylık bağlanmasını engellemiyor. 5. Emekli geri ödemesi. Yani toptan ödeme için yaş koşulu var mı? Ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alabilirsiniz. Erkek çalışanların 60, kadınların 58 yaşını doldurması gerekiyor. Altıncı sorumuz toptan ödemede sigorta kolları açısından koşullar değişiyor mu? Bağ kurulu olup çalıştığı işten ayrılan, iş yerine katan primleri iade alabilir. Yasada belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malüllük ve yaşlık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan da bu haktan yararlanabilir. 7. Memurlar da adına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabilir mi? Prim iadesi imkanından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına bağ olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, bağ kurulu çalışanların da işin iş yerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri alabiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Peki devam edelim. Yaşlılık toptan ödemesinin ihyası için ne yapmak gerekiyor? Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar ihya için yazılı müracaat edebilir. 9. Genel sağlık sigortası primleri de toptan alınabilir mi? Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigorta primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir. Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılar, gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar 55 yaşını doldurma ve en az 5400 gün prim ödemesi koşuluyla emekli aylığına hak kazanır. Sigortalının vefatı durumunda ailesi yaşlılık toptan ödeme imkanından yararlanır mı? Sigortalı vefat etmişse geride kalanlar da yaşlılık toptan ödemesi imkanından yararlanabilir. İade tutarı kurumun her yılın gerçekleşen güncelleme kat sayısı uygulamasına göre gerçekleştirilir. Çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması hesaplamanın dışında. Bu yıl için ödenen yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 2021 yılında asgari ücrete yapılan zamın ardından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Yaşlılık maaşına başvuru için gereken evraklar nelerdir? Vatandaşların kimlik, iki adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesi gerekiyor. Yaşlılık aylığı hangi bankaya yatırılır? İlk defa bağlanan gelir, aylıklar ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığıyla ödenir. Yaşlılık aylığı ne zaman yatar? Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir, aylıkları, tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17 ila 26. günleri arasında 10 günde ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Başvuranın cebi rahatlayacak. Bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. PTT üzerinden anında alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. E, bu sene yapılan zamla birlikte 864 liraya yükseldi. Devlet herhangi sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmayı sürdürüyor. Çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Yaşlılık aylığında eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının 3'te 1'inden düşük olana aylık bağlanıyor. Hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor sosyal yardım ödemesi için başvuru detaylarını videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 2048'de yaşlar eşitlenecek. Bunun için erkek çalışanların 60, kadın çalışanların ise 58 yaşını doldurması gerekiyor. Erken yaşlananlara 55 yaşını doldurması ve 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlık aylığı bağlanıyor. Kadın ve erkekte yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı 2048'de eşitlenecek. Yaşlılık aylığı almak isteyenlerin bağlanma şartlarından toptan yaşlılık ödemesine kadar birçok başlıkta merak ettiklerine cevap veriyoruz değerli izleyicilerimiz. Birincisi yaşlılık aylığı nedir? Kimler alabilir? Yaşlılık aylığı yani 65 yaş aylığı hiçbir geliri, güvencesi olmayan 65 yaşını dolduran vatandaşlara veriliyor hiçbir sosyal güvencesi geliri olmayan 65 yaşı 65 yaşını dolduran nafaka almayanlar yaşlık aylığı almaya hak kazanır. 2. Yaşlılık toptan ödemesi nedir? Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. 3. Yaşlık aylığı nasıl bağlanıyor? Yaşlık aylığı için ilk adımda ikamet adresinin bağlı olduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunulması gerekiyor. Formlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden alınabilir. Aylık gelir muhtaçlık sınırının altında olmalıdır. 4. Aylık bağlanmada evdeki bütün bireylerin geliri mi dikkate alınıyor? 65 yaş yaşını dolduran, muhtaç, güçsüz, kimsesiz kişilere aylık bağlanması için eşinin ve kendisinin gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Evde yaşayan torunun işe girmesi aylık bağlanmasını engellemiyor. 5. Emekli geri ödemesi. Yani toptan ödeme için yaş koşulu var mı? Ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alabilirsiniz. Erkek çalışanların 60, kadınların 58 yaşını doldurması gerekiyor. Altıncı sorumuz toptan ödemede sigorta kolları açısından koşullar değişiyor mu? Bağ kurulu olup çalıştığı işten ayrılan, iş yerine katan primleri iade alabilir. Yasada belirtilen yaş şartını doldurduğu halde Malüllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan da bu haktan yararlanabilir. 7. Memurlar da adına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabilir mi? Prim iadesi imkanından işçi statüsünde çalışanlar, kendi adına bağ kurulu olarak çalışanlar ve memurlar yararlanabilir. Bunun için SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, bağ kurulu çalışanların da işin iş yerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri alabiliyorlar değerli cecilerimiz. Peki devam edelim. Yaşlılık toptan ödemesinin ihyası için ne yapmak gerekiyor? Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar ihya için yazılı müracaat edebilir. 9. Genel sağlık sigortası primleri de toptan alınabilir mi? Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigorta primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir. Gerek hizmet aktı ile çalışan sigortalılar, gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar, 55 yaşını doldurma ve en az 5400 gün prim ödemesi koşuluyla emekli aylığına hak kazanır. Sigortalının vefatı durumunda ailesi yaşlılık toptan ödeme imkanından yararlanır mı? Sigortalı vefat etmişse geride kalanlar da yaşlılık toptan ödemesi imkanından yararlanabilir. İade tutarı kurumun her yılın gerçekleşen güncelleme kat sayısı uygulamasına göre gerçekleştirilir. Çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması hesaplamanın dışında. Bu yıl için ödenen yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 2021 yılında asgari ücrete yapılan zamın ardından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı ve engelli aylığı miktarında artış oldu. Geçen yıl 711 lira 50 kuruş olan yaşlılık aylığı bu sene 864 liraya yükseldi değerli izleyicilerimiz. Yaşlılık maaşına başvuru için gereken evraklar nelerdir? Vatandaşların kimlik, iki adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesi gerekiyor. Yaşlık aylığı hangi bankaya yatırılır? İlk defa bağlanan gelir, aylıklar ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığıyla ödenir. Yaşlık aylığı ne zaman yatar? Hizmet akti kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir, aylıkları, tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26. günleri arasında 10 günde ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberler ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Dikkat! Evde bakım yardımı ödemeleri... Bugün yapılıyor değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık, engelli ve aileleri için 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz dedi izleyicilerimiz. Yani 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ödemeler başladı. Bakan Yanık, engelli ve aileleri için 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün yani 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımız hesaplarını kontrol edebilirler. Banka veya PTT'den çekiyorlarsa PTT'den hesaplarını kontrol edebilirler. Bugün itibariyle başladı. Hayırlı olsun. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olmayı ve özellikle bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz önemli bir haber. Bakan Pakdemirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Urban Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri ofisimizin fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi Değer izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set, yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık, Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık, set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SED her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, milyonlarca emekliye müjde. 1750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor. Şimdi bu konuda sizlere detaylı bilgi vereceğiz videomuzda değerli izleyicilerimiz. 1750 liraya varan fırsatlar var. Biliyorsunuz, emekli olan vatandaşlarımız bankalara gidip 3 yıl maaşımı sizden alacağım şeklinde bir taahhüt verdiğinde banka bir promosyon ödemesi yapıyor ve bu promosyon ödemesi de emeklerimizi rahatlatan bir ek gelire dönüşüyor. Zaman zaman bankalar bu promosyon miktarlarını güncelliyorlar. Şimdi sizlere en güncel haliyle hangi banka ne kadar veriyor bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. 1750 liraya varan fırsatlar var. Akbank Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1200 lira, 1500 lira ve 1750 lira promosyon imkanı veriyor Akbank. Kampanya dikkat 30 Eylül'e kadar devam ediyor değerli seyircilerimiz. İnege Bank 1500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 675 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında olanlara 850 lira ve 2500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1000 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Denizbank aylık 1500 liranın altında maaşı 675 lira, 1500 ile 2500 arasında olanlara 850 lira, maaşı 2500 lira üzerindeyse 1000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor. Garanti BBVA 1500 liraya kadar emekli maaşı olana 1000 lira, 1500 ile 2500 arasında olana 1250 lira, 2500 liranın üzerinde maaşı olanlara da 1500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor Garanti Bankası. Emekli maaşını bankaya taşıması için başka emeklileri davet edenler ise her davet için Garanti Bankası'ndan 150 lira nakit ek promosyon kazanabiliyor. İş Bankası 1500 liradan düşük maaş için 750 lira, maaş aralığı 1500 ile 2500 arasında olanlara 875 lira, 2500 liranın üzerinde maaş varsa 1000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Yapı kredi emeklerin bir aylık net maaşı 2500 lira ve üzerinde ise 1750 lira, 1500 ile 2500 arasında ise 1500 lira, ve 1500 ile 1500 liraya kadarsa 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. TEP Türkiye Ekonomi Bankası maaşı 1500 liraya kadar olan emekli 1000 lira, 1500 ile 2500 lira arasında maaşı olan 1300 lira, maaşı 2500 liranın üzerinde olan ise 1600 lira promosyon alıyor. Kampanya 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeni edinilen emekli maaşı müşterilerini kapsıyor. QNB Finansbank maaşı 1500 liraya kadar olana 1000 lira, 1500-2500 arasında olana 1300 lira, maaşı 2500 liranın üstünde olana 1600 lira ödemesi yapıyor değerli izleyicilerimiz QNB Finansbank. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımız tabii ki bunları değerlendirip kendilerine göre en uygun bankayı bulup ona göre taşımaları gerekiyor ve böylece Ek gelir elde etmeleri gerekiyor. Devam edelim değerli izleyicilerimiz. Ee, i̇ş bankası 1500 liradan düşük maaş için 750 lira. Maaş aralığı 1500-2500 lira olana 875 lira. 2500 liranın üzerinde ise 1000 lira veriyor iş bankası. Yapı kredi. <laughs> evet emeklerin bir aylık net maaşı 2500 lira ve üzerinde ise 1750 lira. 1500 ile 2500 lira arasında ise 1500 lira ve 1500 liraya kadarsa 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor değerli izleyicilerimiz. Türkiye Ekonomi Bankası e, 1500 liraya kadar 1000 lira, 1500-2500 lirasına 1300 lira, maaşı 2500 liranın üzerinde olana da 1600 lira veriyor. Kampanya 24 Mayıs 2001 e, tarihi itibariyle yeni edinilen emekli maaş müşterilerine kapsıyor değerli izleyicilerimiz. Şeker Bank. 1500 liradan daha az olan emekli maaşı için 1250 lira, 1500 lira ile 2500 lira maaşa 1500 lira ve 2500 lira ve üzeri maaş için ise 1750 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek. FIBA Banka, maaşı 1500 liraya kadar olana 500, 1500-2500 arasında 625, 2500 üzerine 750 lira. Kuvvet Türk 1500'e kadar maaş olanlara 750, 1500-2500 arasına 875, 2500 lira üzeri maaş alanlara 1000 lira vermiş oluyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik yapılan ödemelere ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı sosyal medya paylaşımında 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ Tarsim tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu. Pak Demirli Twitter hesabındaki paylaşımında kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi değer izleyicilerimiz. Pak Demirli kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi Tarsim tarafından gerçekleştirildi ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız memnun oluruz videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün hesaplara yatırılacak. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz önemli bir haber. Bakan Pak Demirli açıkladı. Bugün yani 9 Eylül tarihinde hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine hesaplarına fındık alım bedellerinin bugün yani 9 Eylül itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz Bakan Pakdemirli şöyle dedi: "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım kampanyasının İlk 8 gününde fındık teslim eden 2507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını belirterek Eylül ayı için 170 milyon TL set yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmeleri sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza... Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberi. İndirimli emeklilik müjdesi. 29 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek değerli izleyicilerimiz. Bir ay daha uzatılan yapılandırma kredili emeklilik ile birlikte indirimli emekli olmanın da yolunu açıyor. Geçmiş Bağkur günleri çok daha hesaplı şekilde ihya edilerek emekli olunuyor. 2 yıllık prim 29 bin lira yerine 9 bin liraya ihya edilecek. Resmi gazetede yer alan kararda 31 Ağustos'ta sonra erecek olan başvuru bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru bildirim ve beyanı ilişkin İlk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, sosyal güvenlik kurumuna SGK Belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılandırılabilecek. Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki yapılandırma kapsamında erken emekli olmak isteyenler ne kadar ücret ödeyecekler? Ağustos'un 31'inde sona son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor. Değerli izleyicilerimiz özellikle sosyal güvenlik kurumunun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor kredi ile emekliliğin detaylarını değerli izleyicilerimiz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten bağ kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyorlar. Güncel ücretten değil Geçmişte Bağkur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen, yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel askeri ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu. Bugün için ayda 1234 lira ödeniyor. Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde Borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecekler. İya ödemeleri YİÜF'e de herhangi bir indirim uygulanmayacak. Rakam 3'te birine iniyor. Örneğin Ocak 2009 ila. Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağkurlu'nun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. 2 yıllık prim geri kazanılacak 20 bin lira cepte kalacak. Eğer bu primler yeterli olur yani tamamlaması gereken prim miktarına ulaşırsa emeklilik de gerçekleşerek maaşı bağlanacak. Bankadan kredi var. İhya sonucu emeklilik imkanı olan bir sigortalı ödeyeceği parayı kredi olarak kamu bankalarından alabilecek. Bunun için öncelikle SGK'ya giderek ihya sonucunda emekli olacağına dair bir yazı isteyecek. Bu yazı ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası'na gidilecek ve kredi çekilecek. Kredi direkt banka tarafından SGK'ya aktarılacak. Emekli maaşı da kredi çekilen bankaya yatacak çekilen kredinin taksitleri 36 ay vade emekli maaşından düşülerek ödenecek. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen özellikle beğen tuşuna basınız ki bu faydalı bilgiler birçok kişiye YouTube tarafından öncelensin ulaştırılsın. Kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Emekliye bayram havası estirecek. SSK, SGK, Bağkur, memur emeklisine zam ve fark 3440 TL'ye. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamlar açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaş zammının yanında enflasyon farkı da ufukta görüldü. İki yılda bir yapılan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oluyor. Maaş zamları sonrasında Ocak ve Temmuz ayında tutarlar ceplere konuyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Vatandaşlar farkların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Emekliye bayram havası estirecek SSK SGK Bağkur memur emeklisine zam ve fark değerli izleyicilerimiz. 2022 yılı için %5 artı 7, 2023 yılı için ise %8 artı 6 olmak üzere maaşlarda 2 yıl içinde kümülatif %28.62'lik bir artış olacak. Eğer zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarından üstüne çıkarsa tutar vatandaşlara fark olarak ödenecek. Peki ne zaman netleşecek bu? Şimdi Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun %3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan %5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon %1.12 oldu. Temmuz'da enflasyon %1.80 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %15.78, yurt içi üretici fiyatları %31.34 arttı. Aylık bazda TÜFE %1.12, Yİ-ÜFE %2.77 artış kaydetti. TÜFE Ağustos'ta geçen yılın Aralık ayına göre %11.65, geçen yılın aynı ayına göre %19.25 yükseldi. YI üfe ise Aralık 2020'ye göre %28.51, geçen yılın Ağustos ayına göre %45.52 artış gösterdi. Şimdiden %2.92. Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam %2.92 yapıyor. %3 için sadece 0.08 gibi çok çok küçük bir fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa Ocak'ta 5,5 milyon memur ve memur emeklisine zam dışında ayrıca fark da yansıtılacak ve maaşlara %5'in üzerine zam yapılacak değerli izleyicilerimiz. Toplu sözleşme ile yeni maaşlar belli olmuştu. Yasalara göre memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşme ile 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz'da maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Memur ve emeklisi 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için de %3 artı 3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. Bu toplu sözleşmeye bağlı son zam geçen Temmuz'da maaşlara yansıtılmıştı değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve özellikle bildirim zilini açarsanız anında bilgiler cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Lütfen yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.